Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir akademik derginin TR dizine kaydolması için, bu indekste yer alması için yapması gerekenleri anlatacağım. Öncelikle bir derginin şöyle gösterelim. Dizinde yer almak için derginin editörü, sahibi veya yayıncısı TR Dizin adresine girecek. Bu sitedeki kaydol kısmına tıklayacak. Yeni dergi başvuru kısmından eklemeleri yapacak. Şuradan görürsek bakalım. Bu ana sayfa. Ana sayfaya girdiğimiz zaman önce yayıncının ya da editörün buraya kayıt olması lazım. Şu kayda tıkladığı zaman şu sayfa açılır. Bu sayfadan bilgileri doldurulacak ve üyelik oluşturulacak. Aktifleştirildikten sonra bu işlemi bitirdikten sonra diğer sayfaya geçelim. Burada kullanıcı giriş yaptı zaman şu menüleri görüyor. Yeni dergi başvurusu. Dolayısıyla dergimizi TR indeksine girmek için başvurmak istiyoruz. Burada yeni dergi başvurusuna tıklarız. Tıkladıktan sonra karşımıza dergimizle ve yayıncı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bunları tek tek doldurmamız gerekiyor. Hangisini seçiyorsak bizden bazen gerekli başka farklı adımlar da alta sıralayarak seçenekleri sunar. Bunları bu şekilde işaretleyip bu kısmı tamamlayacağız. Ancak bu kısımda şu aşama, evet şu aşamada bizden mutlaka istenen şeyleri şurada yazdım. Nelerdir? Başvuru formunu doldurabilmek için dergimizde olması gereken şeyler şunlar. Yazım kurallarının olması gerekir. Hakemli olması gerekir. Yayın dilinin dergide belirtilmiş olması gerekir. Anahtar kelimelerinin olması gerekir. Makale Latince olmasa da, Arapça, Farsça, herhangi Latince dışında bir dilde makale yer alıyorsa dergide, başlığının, yazar isimlerinin ve kaynakçanın da Latin alfabesiyle verilmesi gerekir. Bu varsa, makalelerin ilk sayfasında atıf için kullanılacak bilgilerin olması gerekir. Yani makalenin ilk sayfasında derginin kısa adı, yılı, cilt, sayı ve sayfa aralığı gibi birinin bu makaleye atıfta bulunabilmesi için gerekli bilgilerin olması gerekir. Makalenin ilk sayfasında makalenin gönderilme ve kabul tarihinin olması gerekir. Yine yazarın ORSİT numarası olması gerekir. Makalelerin türünün bulunması gerekir. Bu içindekiler kısmında veya makalenin ilk sayfasında araştırma makalesi veya derleme gibi türüne göre hangi dallarda, hangi alanlarda makale kabul ediyorsa dergi, bunların içindekiler veya ilk sayfada belirtilmek suretiyle gösterilmiş olması gerekir. Bu şartlar şu gördüğümüz formda olması gereken özelliklerdir. Bunları eksik olan varsa burada bize kırmızı bir şekilde işaretler, mesela hakem sistemi var mı yok dediğimiz zaman bizde mutlaka bunun tamamlanması gerekir diye uyarı verir. Bunları hazırlamış halde, sağlamış halde bu formu doldurduktan sonra kayda basarız, kaydımızı oluştururuz. Daha sonraki aşamada şu menüye geçeriz. Yeni dergi başvurumuzu yaptık. Dergi bilgilerimiz buradadır. Bu bilgilerden sonra yapmamız gereken kısma şuradan bakalım.
başvuru formunu sisteme, başvuru formundan sonra sisteme yükleme yapılması lazım. Neyi yükleyeceğiz? En az bir sayı ve hakem raporlarının yüklenmesi lazım. Evet, yani bu başvuru formunu doldurduktan sonra gözden geçirilmesi için kurulun bu dergimize bakması için bir sayı, en az bir sayı artı hakem raporlarını eklememiz lazım. Bunu da şu sayfadan görelim. Evet, dergimizi ekledik. Burada sayılar var. Sayılar kısmına tıklayarak sayıları ekleyeceğiz. Hakem raporları kısmına tıklayarak hakem raporlarını ekleyeceğiz. Şu altta mesela hakem raporlarına tıkladığımız zaman görülüyor. Hakem raporu ekle şeklinde tek tek bu makalelere ait raporları ekleyip buradaki işlemi tamamlamış olacağız. Bu diğer bilgiler, dergi bilgileri değişiklik talebi, dergi adı değiştirme isteği gibi ekstra özellikler var. Bunlarla şu an işimiz yok. Başvuru onaylandıktan sonra, yani biz ne yaptık? Formu doldurduk. Dergimiz bu özelliklerdeydi. Bu özelliklerden sonra formumuzu bitirdik. Artı sayımızı ve sayıları ve hakem raporlarını sisteme yükledik. Bu aşamadan sonra başvurumuz bir problem çıkmazsa onaylanır. Onaylandıktan sonra ULAKBİM kurulu tarafından bir yıl boyunca dergimiz izlenecektir. En az bir yıl boyunca izlenecektir. Gerektiği takdirde bazı dergiler için 2 yıl olabilir. Bu şekilde izleme başlayacak. Bu aşamada dergimizde olması gereken şartlar nelerdir? Yani bu kurul dergimizde, makalelerde neleri isteyecek, nelerin olması lazım? Bunlara bakalım. Bunlar da mutlaka bulunması gereken şeyler. En az 2 hakemin olması lazım. Özet kelime sayısı ve anahtar kelimelerin sınırlandırılmış olması ve bir limitinin olması artı buna da uyulması gerekiyor. Yani kaç kelimelik bir özet isteniyor ve anahtar kelimelerimiz kaç tanedir, bunların belirtilmiş olması ve makalelerde buna uyulmuş olması gerekir. Makalenin ilk sayfasında yazarın iletişim bilgisinin, bilgilerinin ve kurumunun olması gerekir. E-mail adresi, ondan sonra varsa kurumu gibi bilgiler olmalı. Daha sonra amaç ve kapsam dergide ve sitede olmalı. Dergide, hem dergide hem de derginin sitesinde amaçla ilgili, kapsamla ilgili bilgilerin olması gerekir. Yine makalede dipnot varsa, altta atılmış dipnot varsa, o dipnotun da varsa bir kaynağı, o kaynakçasının da makale sonuna eklenmiş olması lazım. Ayrıca verilmiş olan notlar için bir açıklama notu, bir açıklama dipnotu verilmişse tabii ki o kullanılan bilginin kaynakçasının makale sonuna konulması gerekir. Evet, yani dipnotların diyelim kısacası kaynakçasının makale sonuna konulması gerekir diyelim. Daha doğru bir ifadeyle. Yine dergi yayın ve danışma kurulu farklı kurumlardan olmalı. Yani buna özen gösteriliyor. Aynı yerden, sadece bir üniversiteden bir yerden değil de farklı bölgelerden, farklı şehirlerden ve farklı kurumlardan olması avantajdır. Bu önemli bir özelliktir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca önemli noktalar var. Bu noktalara da dikkat etmemiz gerekir. Nelerdir? Periyot, dergimizin yayınlanma periyodu ya da yayınlanma ayları veya cilt sayısı gibi, cilt numarası gibi şeylerin değiştirilmemesi gerekiyor. Yani bir sayıda Kasım ayında çıkıyorsa diğer bir sayıda Aralık ayında olmaması ve bunların standart oturulmuş olması gerekir. Değişikliğin olması dergi için, kabul edilmesi için dezavantaj oluşturur. Yine sayıların zamanında yayınlanması,
işte belirttiğimiz şeyler dikkate alınarak normal yayınlanma sürelerinde, zamanlarında yayınlanmış olması gerekir. Ayrıca hakem raporlarının 5 yıl korunması gerekir. Bu hakem raporlarını silmemek lazım herhangi bir durumda kullanmak için. İki hakem makale için farklı görüş belirtirse makalenin üçüncü bir hakeme gönderilmesi gerekir. Bu da istenen bir özellik. Yine tavsiyeler bölümü vardır. Tavsiyeler kısmında içindekilerde makale başlığının Türkçe ve İngilizce verilmesi tavsiye edilir. Yani derginin içindekiler kısmında makale başlıkları vardır. Bu makale başlıklarının hem Türkçe hem de İngilizce veyahut da yayın dili artı İngilizce ile verilmesi gerekir. Ayrıca intihal programının kullanılması tavsiye edilir. Yani bunlar tavsiye niteliğindedir. Bu özellikte olan dergiler tabii ki daha avantajlı durumdadır. Yani makalelerimizi intihal programlarından geçirerek bu sonuca göre herhangi bir problem çıkmamıştır bilgisine dayanarak eklersek sitemize veya dergimize bu kabul edilmesi için bir avantaj sağlar. Yine dergide dergi yayın süreci, ücretli olup olmadığı, makale değerlendirme süresi gibi bilgilere de yer verilmesi gerekir. Bütün bu istenen temel şartlar, şurada şunu gösterelim. Şöyle geri gidelim ana sayfaya. Şu ana sayfada kriterler. Evet, TRDiz'in ana sayfasında kriterler başlığı var. Bu kriterler başlığında menüsünde bütün istenen şeyler, dikkat edilmesi gerekenlerin hepsi sıralanmıştır. Biz bunların hepsini, çünkü uzun bir liste, birbirine benzer bilgiler var. Bunların hepsini şurada özetlemiş olduk. Dolayısıyla kayıt sırasında istenen temel şeyler, bunları sağlamadan başvuru formunu oluşturamıyoruz. Ondan sonra dikkat etmemiz gereken, bizden istenen, izleme sürecinde istenen, dikkat edilmesi gereken bilgiler burada. Önemli notlar artı tavsiye bilgileri. Bütün bunların hepsi bu şekilde özetlenmiştir. Bu aşamalardan sonra, yani dergimiz izleme sürecinde 1-2 yıllık gibi bir sürede izlendikten sonra bunlara dikkat edilmişse, bir problem bulunmamışsa, izleme sonrası onaylananlar komiteye sunulur. Yani izlemeye kabul edilmiş olan dergiler, onaylanan dergiler kurula sunulur. Kurul bu derginin hakem raporlarını, katkılarını, tarafsızlıklarını, titizliklerini editörlükleriyle farklı coğrafi yerleşimleri, yani yukarıda bahsettiğimiz bütün bilgileri aslında kontrol ederler. Hem şekilsel olarak, yazımsal olarak vesaire diğer bilgilerle beraber kontrol ederler. Kabul edilmesi durumunda dergi ile bir sözleşme imzalanır. Sözleşme imzalandıktan sonra izleme sürecinde tüm sayılar ve hakem raporları ULAKBİM dergi izleme sistemine yüklenecektir. Evet. Kabul edildikten sonra tüm sayılar ve hakem raporları bu sisteme yüklenecek. Bu aşamada dergimiz TRDiz'ine geçmiştir. Geçtikten sonra aynı kalitede, aynı hassasiyetler ve aynı özelliklerde yayınına devam etmesi lazım. Eğer bu istenen özelliklerde bir aksama, bir problem olursa bu izleme kurulu bunları izleyecek ve bir problem olması durumunda TRDiz'inde yer alma iptal edilir. İptal edilmesi durumunda bu sefer tekrar bir yıllık bir süre daha bunun izlenmesine devam edilir. Bunun düzeltilmesi için dergi tekrar istenen şeyleri sağlarsa bir yıl izlemeden sonra tekrar kurula sunulur ve muhtemelen onaylanabilir. Bu şekilde bir süreç
izleniyor. Bir derginin TR dizinde yer alabilmesi için. Evet, umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.